Şeyleri koyayım mı Sadık Bey? Betüş Hanım'ı bekleyelim. Yok beklemeyelim. Onun işi uzun galiba. Sen koy. Tamam. Ben de bitirelim Firuze abla. Sen önce portakal suyunu bitir oğlum. Baba. Firuze ablaya bir şey söyler misin? Tam 14 yaşındayım ve o bana her sabah portakal suyu içirmeye devam ediyor. Tamam söylerim oğlum. Firuze, her sabah Cem portakal suyu içmeye devam edecek, anladın mı? Gülme. Ya abi öyle bir söylüyorsun ki sanki bu yaşında sana biber alma hala zorla süt içiriyorlar. Baba, bu ne zamana kadar sürecek? Yani ben ne zaman bir şey içmek istemediğim zaman içmeme hakkına sahip olacağım? Neyin faydalı neyin zararlı olduğunu öğreninceye kadar. Günaydın. Aa, günaydın kızım. Annem nerede? Annen üstünü giyiniyor. Ya sen niye bu okul formanı giymemişsin? Çünkü ben bugün okula gitmeyeceğim. Öyle mi, sebep? İşim var. Allah Allah, ne işin var? Aman baba boş ver, ben annemin yanına gidiyorum. Affedersiniz ama bu neden bahsediyor? Ben bilmiyorum. Ben de. Hele ben hiç bilmiyorum. Günaydın anne. Günaydın hayatım. Ben hazırım. Ne için? Sen ne için hazırlandıysan onun için. Mahkemeye gideceğiz ya. O mahkemeye sen gelmiyorsun hayatım. Bunu kaç kere konuştuk. Ama çok merak ediyorum. Tavuk teyze davayı kazanacak mı, kazanamayacak mı? Tamam canım, ben senin merakını gideririm. Mahkeme bitince her şeyi sana anlatırım. Anlaştık mı? Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Ya anne! Bilek, sana tuvalete gideceğim dedim kızım. Neden toprak gidiyor, ben gidemiyorum? Çünkü senin okulun var. Bugün okula gitmesem ne olur? Çünkü şu mahkeme denen şeyi çok merak ediyorum. Olmaz Çilek, okula gideceksin. Mahkeme bitince ben eve geldiğimde sana her şeyi anlatırım. Kızım, mahkeme öyle senin sandığın gibi eğlenceli bir yer değil. Ama düşünsene, ilk defa biriler tarihinde bir tavuk gelinini mahkemeye veriyor. Bütün çocuk perileri izleyecek. Okulu olan hiçbir çocuk izleyemeyecek. Öyleyse okula kopyası gidebilen çocuk periler izler. Sakın böyle bir şeye kalkışma, bozuşuruz. İşte peri olmanın kötü tarafı. Aklından geçen her şeyi hemencecik duyuyorlar. Çilek, lütfen bir an önce şu formanı giyer misin? Okul servisi her gün seni bekleyemez. Yalnız dedemin mahkemesine yarın gideceğim. Bakarız. Yarın okulum yok. Tamam Çilek. Artık bana izin verir misin lütfen? Seni çok seviyorum anne. Lütfen bana hak ver. Dedemin eski haline döndüğü anı çok görmek istiyorum. Hadi ben gittim. Bakalım eski haline dönebilecek mi? Kim ne derse desin, ben bugün Tavuk teyzenin mahkemesine gideceğim. Görünmez olarak gideceğim, yine de gideceğim. Okula da benim yerime öbür Çilek'i göndereceğim. Çilek, sen bugün okula gitmiyor musun? Gidiyorum. Yani gelmeyecektin? Vazgeçtim. Kızım sen ne biçim konuşuyorsun? Yani okul öyle istediğin zaman gideceğin, istediğin zaman gitmeyeceğin bir yer değil. Formamı giyip geliyorum babacığım. Sen bir şey anladın mı Firuze? Hayır Sadık Bey. Zamane çocukları pek bir başına buyruk. Öylelerdir valla. Ay diyene bak. Evet öyleyiz baba. İyi canım, hiç olmazsa sen kendini biliyorsun kızım. Bak gördün mü abicim? Sus. Çocuklar çocuklar. Aa. Şimdi sıra geldi. Yok, ilk önce bir dedeme bakayım. Dedeciğim. Aa, merhaba Çilek. Ne haber kızım? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bomba gibiyim. Neden diye sormayacağım çünkü biliyorum. Yarınki mahkeme yüzünden değil mi? Tam üstüne bastın. Dede ya, sen sahiden o davayı kazanırsan fani gibi mi görüneceksin? Evet, seninle sinemaya gideceğiz. Seni arabayla gezdireceğim. Birbirimize sarılıp uyuyacağız. Her şey çok ama çok güzel olacak.
Yarını iple çekiyorum. Annem söz verdi. Ben de mahkemeye geleceğim. Gel tabii. Cümle alem gelsin. Herkes benim köpeklikten çıkışımı görsün istiyorum. Dede ya, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya mahkeme seni bu halde bırakırsa? Ben anneanneni aldatmadım. Anneannen bunu kanıtlayamazsa haksız yere beni köpeğe çevirdiği için mahkeme onu suçlu bulacak. Ceza olarak beni eski halime çevirecek. Ve yargıç Peri'nin verdiği cezaya çarptırılacak. Umarım dediğin gibi olur. Gerçi anneannemin cezaya çarptırılmasını istemiyorum ama. O da adaletin takdiri artık. Eden bulur. Anneannem nerede? Odasında. Mağdur tavuğun mahkemesine gitmek için hazırlanıyor. Sen de gidecek misin? İstiyorum. Çünkü içimden bir ses anneannen hakimi rüşvetle falan ayartmaya kalkacak diyor. Beni de götür diyeceğim ama bakalım. Merak etme dedeciğim. Eğer anneannem seni götürmezse bana seslen, ben seni getiririm. Sen gelecek misin? Okulun yok mu? Var ama gizli geleceğim. Annemlere söyleme sakın. Çilek, sen bir şeyler karıştırıyorsun ama anlayamadım. Dedi şimdi anlatamam. Gitmem lazım. Bak annemlere söyleme. Yani Çilek, bu yaşımda beni de nelere alet ediyorsun? Dedi sen hiç çocuk olmadın mı? Peki peki tamam, bu seferlik seni ele vermeyeceğim. Sağ ol dedeciğim. Hadi öptüm. Bay bay. Bay bay canım. Dudu Hanım, sen beni götürmezsen ben gidecek bir yol buldum bile. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.